Ah çocuklar, bugün sizlerle ismin yani adın 5 halini işleyeceğiz. Şimdi ismin 5 halini işleyeceğiz. İsmin 5 hali neydi? Yalın hali, İ hali, E hali, D hali ve Dem haliydi. Yalın hali hiç ek almamış haliydi. İ hali belirtme hali olarak da geçiyordu. Yani i hali alan bir kelime, i eki alan bir kelime belirtme durumunda oluyor. Fakat i ekini aldığında biz kelimenin sonuna eklendiğinde son biten harfe göre i halinde, i halinde, u halinde ve ü halinde görebiliyoruz. E hali yönelme halidir ve E hali A hali halinde bulunabilir. Yani kelimenin sonuna eklendiğinde E de olabilir, A da olabilir. Birazdan örneklerle zaten bu durumu ayrıntılı bir şekilde açıklayacağım size. D hali bulunma halidir. Sorularda aşağıdaki cümlelerin hangisinde bulunma hali vardır dediğimizde D halinin olma durumundan bahseder. Ama D hali kelimenin son harfinin bulunduğu yere göre, son harfine göre D, DA, T ve TA'ya da dönüşebilir. DER hali ayrılma halidir. Sorularda aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayrılma hali vardır diye sorarsa DER halini anlayacağız. DER, DA, TEN ve TAN halinde karşımıza çıkabilir. Şimdi ne demek istiyorum? Yeni anlatayım ama onun öncesinde size küçük bir hatırlatma yapacağım. O da nasıl? Şöyle. Fıstıkçı Şahap diye bir aklımıza kalması için kısa bir kelimemiz var. Fıstıkçı Şahap'ta ne söylemek istiyorum? Şuraya yazalım. Fıstıkçı Şahap. Yani F, S, T, I, Ç, Ş, H ve P harfleri bizim sert ünsüzlerimiz. Bunu biz kısaltarak aklımızda kalması için aralarına I koyduk, buraya da A koyduk ve fıstıkçı Şahap diye kodladık. Fıstıkçı Şahap kelimesindeki ünlü harflerin hepsini aldığımızda geriye F, S, T, K, Ç, Ş, H, P harfleri kalıyor. Yani şöyle bakın. Fıstıkçı Şahap. Gördüğünüz gibi A'yı, buradaki A'yı da I'ları sildiğinde geriye kalan F, S, T, K, Ç, Ş, H, P harfleri sert ünsüzlerimiz. Bunu neden anlatıyorum? Hani az önce söyledim ya, kelimelerde eklendiğinde D'ler T'ye dönüşebilir, T'ye dönüşebilir. İşte T'ye, T'ya, T'ne, T'ana ya da I ya da Ü olmasının sebebi bu harflere, bu harflerle biten bir kelimeye eklendiğinde oluyor. O yüzden fıstıkçı Şahap önemli. Seneye zaten bunu tekrardan göreceğiz. Hani ben size diyorum ya, 3. sınıf konularında işliyoruz diye. İşte bu 3. sınıf konusu ama bu 3. sınıf konusunun temeli 2. sınıftaki bu ismin 5 haline dayanıyor. O yüzden bunu ne kadar iyi öğrenirseniz seneye fıstıkçı Şahap ve bunun gibi ses olayları dediğimiz Türkçedeki dil bilgisi konularını daha rahat bir şekilde öğrenebilirsiniz. Hadi gelin şimdi beraber örnekler yapalım. Buna benzer bir sallayı sınıfımızda yapmıştık hatırlarsanız. Türkçe defterlerimizde var oradaki örnekler. Hep beraber bulmuştuk. Şimdi gelin sizinle beraber yeniden kelime bulalım. Mesela ne olsun? İlk kelimemiz çok basit bir kelime olsun. Deniz olsun.
deniz. İçinde yüzdüğümüz sahillerimizde bulunan su bireketlisi diyelim. Büyük su bireketleri. Biz deniz kelimesine iyi halini eklediğimizde, bakın bu özel bir isim değil, yani bir kişinin ismi değil, bilginiz olsun. O yüzden bu şekilde deniz diye yazdım. O yüzden kavramın anlamını da anlatıyorum. Bu yüzdüğümüz yer özel bir isim değil. Cins isim olarak geçiyor. Deniz diye yazdık. Deniz kelimesiyle i harfini buluşturduğumuzda, yani i belirtme halini buluşturduğumuzda ne olur? Deniz. Kalemlerimizi açalım. Denizi. Bir dakika çocuklar. Bir tane daha kalem alıyoruz hemen. Evet, deniz kelimesine i harfini eklediğimizde denizi olacak. Kırmızı kalem bulursak kırmızı kalemle otomatik bir şekilde yazacağız bunları. Bulduk. Güzel. Evet. Denize. Şunu silelim. Denize. Evet, bakın deniz kelimesine belirtme harfi olan, belirtme hali olan i hali geldi. Şimdi deniz kelimesine e halini eklediğimizde denize olacak. Peki deniz d halini eklediğimizde deniz d olacak. Den halini eklediğimizde deniz den olacak. Fıstıkçı şark kelimesini hatırladınız mı? Bakın denizdeki son harf Z harfi. Ve fıstıkçı şahap kelimesinde, pardon, fıstıkçı şahap harflerinden şöyle yazalım. F, S, T, K, Ç, Ş, H ve P harflerinden herhangi biriyle bitmediği için Z harfi bunların arasında yok gördüğünüz gibi. O yüzden buradaki D ve den bir değişikliğe uğramadı. Şimdi fıstıkçı şahap kelimesinden Ç harfiyle biten bir kelime bulalım. Mesela ağaç olsun. Kelimemiz ağaç. Ağaç kelimesine ben il hal ekini aldığımda, yani bir cümlede ağaç kelimesinde ağacı i hal ekini aldığında ne olacak? Ağaç i olur mu? Ağaç i diye bir şey duyuyor musunuz? Hayır. Değişime uğrar. Yani buradaki harflerle biten bir kelimeye ünlü veya ünsüz ile başlayan bir ek geldiğinde gelen ekler değişiyor. Nasıl? Ağaç kelimesi i hal ekini aldığında ağacı olur. Bakın Ç, C'ye dönüştü. İ de I'ye dönüştü. Biz bunu nasıl yapacağız derseniz bu zaten sizin günlük konuşma dilinizde de bu şekilde oluyor. Sadece kelimenin hani öğretmeniz bunu nasıl bulacağız ya karıştırırsak derseniz zamanla oturacak, endişe etmeyin. Sadece kelimenin kök halindeki, yani hiç ek almamış halindeki halini düşünün. Ağacı kelimesinin kök almamış sade yalın harfi neydi? Ağaç. Bakın değişime bakalım. Ç, C'ye dönüştü. Ve İ hal ekini aldı. İ de I'ye dönüştü. Ağaç kelimesine E hal ekini aldığımızda ne olacak? Ağaç A. Nasıl olur konuşma dilimizde? A. A. Ça. Pardon.
A-ca olacak. Gördüğünüz gibi yine Ç. C'ye dönüştü, C'ye dönüştü. E de A'ya dönüştü. Şimdi bu ikisi de ünlü ile başlayan bir ek aldığında bu hale geldi. Ünsüz ile başlayan bir ek aldığında daha farklı bir şey olacak. Hatırlarsanız ben size kız ünlü harflerimiz kızlarımızdı, ünsüz harflerimiz erkeklerimizdi diye sınıfta bir şey anlatmıştım. Kızların hepsini ünlü harf olarak adlandırdık, erkeklerin hepsini de ünsüz harf olarak adlandırdık. İşte onu birazdan gene göreceğiz. Ağaç kelimesi hangi harfi yazıyor? Bizim erkeklerimiz olan sert bir harfle, yani ünsüz bir harfle bitiyor. Fıstıkçı şu andaki Ç ile bitiyor. Şimdi ağaç kelimesine D harf ekini nasıl buluyoruz biliyor musunuz? Ağaç, hepiniz söyleyin, ağaç, ta. İşte buradaki D harf eki ta'ya dönüşüyor ve ağaç kelimesine geldiğinde ta olarak karşımıza çıkıyor. Peki ağaç kelimesine den hal ekini aldığımızda nasıl olacak? Ağaç tam. Burayı ne kadar iyi anlarsanız seneye bu konuda daha rahat edersiniz çocuklar. Çünkü seneye bunları daha da ayrıntılı olarak göreceğiz. Evet, ağaç kelimesine den hal eki tam olarak yansıyor. Yani bu ağaçtan kelimesi nasıl bir ek almıştır diye sorsam veya ismin hangi halini almıştır diye sorsam den halini demeniz gerekiyor. Çünkü den hali den, dam, ten ve tam haline dönüşebiliyor. Peki şimdi başka bir kelime alalım. Kitap alalım. Kitabımız olsun. Yalın halde, yani hiç ek almamış hali kitaptır. Kitap kelimesinin iyi harf eki almış hali nasıl olacak? Kitabı. Gördüğünüz gibi. Fıstıkçı şah üreten kelimeler, yani F, S, T, K, Ç, Ş, H ve P harflerinden herhangi biri ile biten kelimeler ek aldığında bunlar sert ünsüz ya, yumuşuyorlar. Yani B, C, yumuşak B, S gibi harflere dönüşüyorlar. İşte buradaki kitap kelimesi P ile bitiyor gördüğünüz gibi sert bir ünsüzde. İ harf ekini aldığında B'ye dönüşüyor. Yani P, B'ye dönüşüyor. İ harf eki de I'ya dönüşüyor. Bakın buradaki B, şu P, buradaki I da harf eki. Harf eklerinin altına şöyle ben 3 tane çizgiyle çizerek sizlere gösteriyorum. Geldiğinde kitaba olacak. D harf eki aldığında kitap ta olacak. Den harf eki geldiğinde ne olacak? Siz söyleyin. Kitap tam olacak. Saat kelimesini yazalım. Üzüm yazalım. Aklıma gelip farklı şekilde değiştirebileceğiniz. Yazalım. Dikkat ettiyseniz hepsi şu an ünsüz harfle biten kelimeler yazdık.
Birazdan da ünlü harfle biten kelimelerle bakalım nasıl bir değişiklik oluyor onu göreceğiz. Saat kelimesini ihal eki aldığımızda ne olacak? Saati. E hal eki nasıl olacak? Saate. D hal eki saat T olacak. Saat saatten. Üzüm kelimesine bakıyoruz. Üzüme belirtme hali olan İyi hal eki geldiğinde üzümü. E hal eki geldiğinde üzüme. D hal eki geldiğinde üzüm de. Den hal eki geldiğinde üzüm den. Gördüğünüz gibi i hal eki ü'ye dönüştü. Gene e olarak kaldı. T olarak üstte, burada da d olarak kaldı. Ve den olarak devam ediyor. Kurum kelimesine i hal eki geldiğinde kurumu. Bakın burada u'ya dönüştü. İ hal eki u'ya dönüştü. E hal eki aldığında kuruma yani a'ya dönüşecek. Kurum da. Bakın bulunma hali olan da'ya dönüştü. Kurum den maddekini alınca ne olacak? Kurum da. Dediğimiz kelimeler şu altı görebiliyor musunuz? Bir bakayım hemen. Yok görünmüyor. Fıstıkçı şahap dediğimiz kelimelerimiz, pardon harflerimiz bizim sert ünsüzlerimiz. Hep ünsüz gibi biten bir kelime oldu. Şimdi ünlü gibi biten bir kelime oldu. Burada farklı bir şey var yine. Ünlü ile biten bir kelime mesela elma olsun. Elma kelimesi ünlü ile başladı. Bitti pardon gördüğünüz gibi bakın. Ünlü ile biten bir kelimeye biz ünlü ile başlayan bir eki direkt koyamıyoruz. Yani iki tane ünlü harf Türkçe'de bulunması gerektiği için biz buna bir çözüm bulmuşuz. Yaşasın diye kodladığımız, onu şöyle yazalım, şuraya. Y-Ş-S-V-N. Aralarına küçük yazıyorum, bunu da kodluyoruz. Ya-Ş-S-N. Defterlerinizde olması lazım, şöyle gösterelim. Y-Ş-S-V-N harfleri bizim kaynaştırma harflerimizdir. Unutmuyorsunuz bunu da. Bu da kaynaştırma. Evet, seneye bunu daha ayrıntılı bir şekilde göreceğiz. Özellikle dikkatinizi çekmek istiyorum. Y, Ş, S ve N harfleri bizim kaynaştırma harflerimiz. Kaynaştırma harflerini nerede kullanıyoruz? Eğer
bir kelime ünlüyle bitiyorsa ve ünlü ile başlayan bir ek alıyorsa araya hemen kelimeye göre biz G, Ş, S ve N harflerinden bir ek kullanıyoruz. Nasıl? Hadi gelin görelim. Elma kelimesine ben İ hal ekini aldığımda ne oluyor? Elma. Y kaynaştırma harfini alıyorum ve i hal eki ı'ya dönüşerek kalıyor. Çünkü şunu da sorabilirsiniz. Biz neye göre bu i'yi, u'yu, ü'ye dönüşüyor diye bakıyoruz. Eğer kelimemizin son hecesindeki harf, ünlü harfimiz kalın ise devamlı kalın şekilde geliyor. İstisnalar var, onlar hariç. Ama bakın gördüğünüz gibi u ile gelmiş. Ü ince olduğu için i ile gelmiş. İstisnai olanlar bu. Saat kelimesi. Bu istisnai bir durum. Yani bu kurala uymayan bir durum. Gelelim A kelimesine bakalım. Kitap kelimesinin son hecesine ünlü harfi bitiyor. A kalın. O zaman kalın ünlü ile devam ediyoruz. İnce ünlü, ince ünlü karşılıyor. Anlaştık mı? Yani ı'nın, i'nin u'ya ve ü'ye dönüşmesinin temel sebebi son hecemizden kaynaklanıyor. Şurada gördüğünüz. Şu saat kelimesi haricinde. Gelelim elmaya. Elma kelimesine ben i hal ekini aldığımda mutlaka bir kaynaştırma harfi almam lazım. Elma ı olmaz. Elmayı derim. Peki, elma kelimesine e hal ekini aldığında elma ya olur. Şöyle kaynaştırmaları siyahla yazalım. Elma ya. Ama hal eklerinden ünsüz ile başlayanlarla ilgili çok fazla bir sıkıntı olmayacak. Elma. Şuraya da elma yazalım. Elma da. Elma dan olacak. Başka kaynaştırma harflerinden hangisini kullansak diye düşünüyorum. Elma oldu. Ünlü ile biten başka bir kelime bulalım. Harita olmaz. A ile bitiyor. Keçe olsun. Aklıma geldi. Keçe kelimesine biz, keçe bildiğiniz sert bir kumaş türüdür. Bunu etkinliklerde de kullanıyoruz. Keçelerden geçen sene 23 Nisan için hatırlarsınız. Sınıfımızda süsler hazırlamıştınız evde ailelerinizle beraber. O kullandığımız kumaş maddesidir keçe. Keçe kelimesine biz i hal ekini aldığımızda ne diyoruz? Keçe. Keçe. Yi. Şöyle bırakalım. Gördüğünüz gibi i'ye dönüştü. Y kaynaştırma harfini aldı. Peki keçe kelimesine e yönelme hali olan hal ekini verdiğimizde keçe y oldu. Keçe kelimesine şuraya da keçe diye yazalım. Keçe kelimesine de bulunma hali olan eki keçe de ve ayrılma hali olan den hali geldiğinde keçeden olacak. Evet. Şimdi konuyu kısaca özetleyecek olursak çocuklar. Konuyu kısaca özetleyecek olursak. İsmin 5 tane hali var.
Tereyağımızı müşterimi kapatalım. İsmin, yani adın 5 tane hali var. Bu 5 hali ne? Yalın hali, İ hali, E hali, D hali ve den hali. Yalın hali hiç ek almamış halidir ki gördüğünüz gibi deniz, ağaç, kitap, saat, üzüm, kurum, elma, keçi kelimeleri hiç ek almamış halidir olur. İyi hali belirtme halidir. Unutmuyoruz. Sorularda karşımıza aşağıdakilerden hangisi ne belirtme hali olan bir kelime vardır diye bir soruyla karşımıza gelirse bu ilk hali almış anlamına gelecek. Unutmayalım lütfen. E hali yönelme hali. Aşağıdaki soruların hangisinde yönelme halinde bulunan bir kelime vardır diye soruyorsa o kelime E hali almış bir kelimedir. D hali bulunma halidir. Biz ilerleyen sınıflarda Türkçe dil bilgisinin konusunu işlerken özellikle tümleç dediğimiz yeni bir konu göreceğiz. O konunun temel halidir D hali. D hali bulunma halidir. Cümle içerisinde kelimenin sonundaki harfin bitiş durumuna göre D'ye, D'ya, T'ye ve T'ye dönüşebilir. Neden bu şekilde görüyoruz öğretmenim dediğinizde söyleyeceğimiz şey şu: kelimenin sonunda biten harfe göre. Bu fısıltı şarkı anlatmanın sebebi bunların neden bu şekilde dönüştüğünü açıklamak. Şunu unutmayalım. İlk hali I, I, U ve Ü halinde bulunabilir. Birazdan tekrar veririz ona. Den hali ise ayrılma halidir. Den, da, ten ve tam halinde de bulunabilir. Şimdi İ hali için tekrar söylüyoruz. İ halini komple özetleyelim. İ hali belirtme halidir. Ve kelimenin sonunda biten ünsüz veya ünlü harfe göre İ, 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 U ve Ü halinde bitip bulunabilir. Neye göre bulunur? Neden bunlara bulunur dediğinizde iki tane şey var. Birincisi eğer ünsüzlerden bunlarla bitiyorsa veya herhangi bir ünsüzle bitiyorsa değişebiliyor. Ama daha çok İ ve E halinin değişmesinin temel sebebi kelimemizin en son hecesinde bulunan ünlü harfimize göre. Yani deniz kelimesinin en son hecesi ne? Niz. Niz'deki ünlü harf ne? İ. İ hali İ harfi olduğu için, ince bir ünlü olduğu için ince ünlüye ince ünlü devam ettirir. Kalın ünlü gelmez. Ama bazı kelimeler için bu söz konusu değildir. İşte o da saat kelimesi dedik. Saata diyemezsin. Yani i hal pardon e hal ekine eklediğimizde saata yazamayız. Saate yazarız. Bu istisnai bir durumdu. Özel bir durumdu. Her kelime için aynı şey geçerli değil ama genel olarak son hecesine bakarak hareket ediyoruz. Saat ve bunun gibi bazı kelimeler için değil. Bunlardan da çok yok, merak etmeyin. İ hali İ, I, U ve Ü halinde bulunabilir dedik. Bakalım. Saat kelimesinde İ halinde bulunmuş. Üzüm kelimesinde gördüğünüz gibi son hecesinde züm, züm de Ü, bu da Ü haline dönüştürmüş. Kurum kelimesinin son hecesi nedir? U. Yani kurum, rum. Rum'daki ünlü harf ne? U. U olduğu için U'ya gelen, kurum kelimesine gelen İ hali U şeklinde karşımıza çıkıyor. Evet. E hali
halini A hali halinde, yani A olarak da dönüşlerini görebiliyoruz. Ağaç, ağaca. Kitap, kitaba. Kurum, kuruma. Gördüğünüz gibi. D halini D, da, T ve ta halinde de bulunabiliyor. Neye göre D hali T'ye, ta'ya dönüşüyor dediğimizde, hani D ile A'yı anladık tamam ama T, ta neden diye sorduğumuzda onun cevabı da eğer kelimemiz sert ünsüzler olan F, S, T, K, Ç, Ş, H, P yani fıstıkçı şaha kelimelerinden, pardon harflerinden biriyle bitiyorsa işte o zaman T ve T'ya dönüşebiliyor. Aynı şekilde den hali karşımıza dam, ten ve tam olarak çıkabilir. Dam olarak çıkmasının sebebi son hecesinde ünlü harf eğer kalınsa kalın olarak, dam olarak çıkacak karşımıza. Eğer ince ise den olarak çıkacak karşımıza. Ama eğer kelimemiz fıstıkçı şahap harflerinden, sert ünsüzlerinden biriyle bitiyorsa o zaman ten ve tam olarak karşımıza çıkacak. Anlamadık, panik yap, anlamadık, öğrenemedik diyerekten kesinlikle panik yapmayın. Bu size bilmeniz gereken, defterinize yazmanız gereken bir nokta. Ve hayatımızın her döneminde, her okul döneminde karşımıza çıkacak. Size tavsiyem, burada gördüğünüzün aynısını defterinizde olsa bile hepinizin tekrardan defterinize yazması ve mümkünse odanızın bir noktasına asın. Gelip gittikçe bakın. Bir süre sonra gözünüz alışacağı için hangi olayın nerede bir şekilde bulunduğunu göreceksiniz. Konuşurken de dikkat edebilirsiniz. Dikkatse, dikkat kelimesi mesela dikkat dedim. Dikkat kelimesine iyi halinde eklediğinde ne olacak? Dikkati. Dikkat te. Dikkat T. Anlaşıldı mı? Kendiniz evde bu şekilde kelimelerle isim 5 halini ekleyip oyunlarla oynayabilirsiniz. Şimdi gelelim yaşasın diye adlandırdığınız Y, Ş, S ve N kaynaştırma harflerine. Bunları neden öğretiyorum? Neden anlatıyorum? Çünkü siz eğer ünlü ile biten bir kelimeye ben iyi hal ekini eklediğimde bana diyeceksiniz ki tamam hadi iyi buradaki kalındı ı'ya dönüştü. Ama buradaki y nereden geldi öğretmenim diye sorarsanız onun da cevabı şu. Türkçe'de iki tane ünlü harf yan yana bulunmaz. Eğer bulunuyorsa ya Türkçe değildir ya da özel bir durum vardır. Türkçe'de iki tane harfin, ünlü harfin yan yana bulunmayacağından dolayı biz dilimizle olayı çözmüşüz ve Y, S, Ş ve N harflerini kullanarak, kaynaştırma harflerini kullanarak iki tane ünlü harfin arasına bu harfi koymuş gördüğünüz gibi. İşte yaşasın diye söylediğim kaynaştırma harflerini de bu yüzden anlattım. Keçiyi kelimesine iyi harf ekini aldığımızda araya y kaynaştırma harfi gelir. Bakın buradaki kaynaştırma harfi şurada yok. D harf ekinde yok. Ya da den harf ekinde yok. Neden? Çünkü D ünsüz ile başlıyor. Keçi kelimesi ünlü ile bitiyor. D harf eki ünsüz ile başlıyor. Bakın keçi ve D. Arada bir kaynaştırma harfi var mı? Yok. Ama keçi ve E harf ekini bir araya getirdiğimizde araya Y kaynaştırma harfini koymak zorundayız. Evet. İsmin 5 hali böyle şurada. Lütfen ismin 5 halini defterinize geçirin ve arada tekrar etmeyi unutmayın. Ekranı böyle gösteriyorum ki lütfen hepiniz bunu defterlerinize, Türkçe defterlerinize yazın. Evet, bugünkü dersimiz de bu kadar çocuklar.